Bıçak Evinden herkese merhabalar. Periyodik sistem diyoruz şimdi. Daha önceden atomdan bahsettik. Atom modelleri nelerdi? Hangi aşamalardan geçip de atomun yapısı kabul edildi? Bugünkü halini aldı. Bunlardan bahsettik. Atom altı taneciklerden bahsettik. Atomun yapısını genel anlamıyla gördük. İzotürlerden, izotop, izoton, izobar bunlardan bahsettik. Ve şimdi geldi bir de elementleri sınıflandırdığımız ve kimyanın olmazsa olmazı her şeyimiz olan periyodik sistemden bahsetmeye. Şimdi periyodik sistemle ilgili de tabii ki belli aşamalarda incelememiz gerekiyor. Hangi adımlardan geçmiş, nasıl bugünkü haline almış periyodik sistem, bundan bahsetmemiz için öncelikle ilk çalışmalara biraz değineceğiz. Ardından modern periyodik sistemden, yani bugün kullandığımız periyodik sisteme genel bir bakış açısı atacağız. Ardından periyodik sistemde bir elementin yerini nasıl buluruz, hangi bilgiler bizim işimize yarar ve biz bu bilgileri nasıl değerlendiririz, ondan bahsedeceğiz. Ve son olarak da elementlerin özellikleri, genel anlamda periyodik sistemdeki elementleri nasıl gruplandırıyoruz ve bunların özelliklerini nasıl inceliyoruz, bunlardan bahsediyor olacağız. İlk çalışmalar demiştik. İlk çalışmaların en değerlisini modern periyodik sistemin babası olarak kabul ettiğimiz ve hatta kendisine bir elementin adını verdiğimiz, Mendeleyevyum adını verdiğimiz kişiden bahsedeceğiz. Yani Mendeleyev diyeceğiz. Şimdi Mendeleyev'in önemli bazı noktalarını bilmemiz gerekiyor ki sorularda da sıklıkla karşımıza bu noktalar gelecek. Nelerdir onlar peki? Arkadaşlar bu o zamana kadar, Mendeleyev'in bu çalışmaları yaptığı zamana kadar sadece 63 tane element biliniyordu. Dolayısıyla Mendeleyev de tabii ki periyodik sisteminde bu 63 elemente yer verdi. Buna göre sınıflandırma yaptı. Tabii ki Mendeleyev kafasına göre hemen çat diye başlamadı element sınıflandırmasına. Daha önceden bazı çalışmalar yapılmıştı. Bunu en güncel haliyle, kendi zamanına göre en doğru haliyle yapan kişi oldu Mendeleyev. Peki bu 63 elementi nasıl sıraladı? Burada çok önemli bir durum arkadaşlar. Kütle numarasına göre sıralamamız gerektiğine karar verdi. Yani şunu söyledi. Diyor, dedi ki biz elementleri eğer kütle numarasına göre sıralayacak olursak her 8 elementte bir başa döneceğiz. Yani 8 elementi geçtiğimiz zaman artık 9. element ilk söylediğimiz elementle benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Dolayısıyla biz 8'erli şekilde kütle numarasına göre sıralarsak doğru bir gruplandırmayı yapmış olacağız diyor. Ve neden modern periyodik sistemin babası olarak isimlendiriyoruz? Çünkü bu herifin yaptığı periyodik sistem bugün kullandığımız periyodik sisteme aslında temel anlamda çok benziyor. Nasıl peki, nasıl benziyor? Onun hazırladığı periyodik sistemde de dikey sütunlara grup, yani fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirine benzeyen elementleri dikey sütunlardaki gruplara yerleştirmiş. Tıpkı bugün bizim yaptığımız gibi. Ve 10 numara önemli bir durum var. Hatta bunu hani o element adını bunun ismiyle anıyoruz ya, işte o kadar değerli bir çalışması ve bu çalışmadaki en önemli noktası boşluklar bulunmuş olması. Arkadaşlar sorularda kesinlikle karşınıza çıkacak bu durum. Keşfedilmemiş elementler için boşluklar bırakmış bir kişi. Bu inanılmaz büyük bir zekanın sonucu, inanılmaz büyük bir devrim. Çünkü 63 tane element o zamana kadar bulunuyor ve belli çalışmalar sonucunda, hani doğada karşımıza çıkan çalışmalar sonucunda bu gelişmeler kaydediliyor. Bu adam bu boşlukları bularak bilim insanlarına şunu söylüyor. Kendisi hiç element keşfetmedi ama ardından yapılan bütün keşifler diyebiliriz ki Mendeleyev'in bu bıraktığı boşluklar sayesinde oldu. Neden? Kütle numaralarına göre sınıflandırma yapıyor ve periyodik sisteminde bazı noktalara boşluklar bırakıyor. Diyor ki ya şu kütle numarasına sahip olan ve fiziksel ve kimyasal özellikleri şu şekilde olan bir element var doğada. Biz henüz keşfetmedik, bilmiyoruz ama var, gidin onu bulun diyor. Bilim insanları da ahanda fırsat diyorlar, gidiyorlar, çalışmalarını yapıyorlar ve seri bir şekilde diğer elementlerin de keşfini gerçekleştiriyorlar. Ve Mendeleyev için önemli bir diğer nokta da şu. Kütle numarasına göre sıralama yapıyor. Bakın bu aslında bir hata. Yani bugünkü periyodik sistemden çok farklı bir durum bu. Çünkü biz bugünkü periyodik sistemde atom numarasına göre sıralama yapıyoruz. Ve kütle numarasına göre sıralama yapınca Mendeleyev bazı yanlışlıkların olduğunu, hataların olduğunu görüyor. Mesela potasyumla argonun yerinin aslında kütle numarasına göre sıraladığımız zaman tam ters şekilde olması gerektiğini görüyor. Ve diyor ki yahu ben kütle numarasını baz alarak bu sıralamayı yapacak olursam ben bunların aslında potasyumu soy gazların arasına yazarım. Oysa ki alakasız bu alkali metallere benzeyen bir özelliğe sahip. Ya da argon tam tersi şekilde alkali metallere yazacağım ama kütle numarasına baktığım zaman bütün özellikleri soy gazlara benziyor. Dolayısıyla bu diyor ki biz önceliği kütle numarası uymuyorsa fiziksel ve kimyasal özelliklere vermeliyiz. Yani
bunlar benziyorsa biz gruplandırmayı buna göre yapmalıyız. Demek ki biz bunların kütle numarasını hesaplarken hata yapmışız. İleride bir yerde düzeltilir ki daha sonrasında meğer Mozele ortaya çıkıp bu hatayı aslında kütle numarasına göre değil de atom numarasına göre sıralamamız gerektiğini söyleyerek düzeltmiş oluyor. Mendeleyev'le ilgili şöyle enteresan bir bilgi daha verebilirim. Aynı dönemde Meyer denilen bir arkadaş da benzer çalışma yapıyor. Çok benzer bir çalışma yapıyor. Neredeyse aynı süreçte bunu gerçekleştiriyorlar ve birbirlerinden haberleri dahi yok. Ancak işte bu boşluklar Mendeleyev'i Meyer'in üstüne taşıyor. Yani ondan daha üstün bir periyodik sistem hazırlamış oluyor. O yüzden biz periyodik sistemin babası olarak Meyer'i değil de Mendeleyev'i kabul ediyoruz. Ve genel camiada da kabul gören çalışmalar Mendeleyev'in yaptıkları oluyor. Mendeleyev'in periyodik sistemine şöyle bir bakış atacak olursak, periyodik sisteminde az önce söylediğimiz gibi gruplandırmayı dikey sütunlar üzerinde yapmış arkadaşlar. Bu dikey sütunlarda neler yer alıyor? Mesela hidrojen, lityum, sodyum, potasyum, bunları aynı grubun içerisinde yazmış. Biz bugün de aynı grubun içerisinde yer veriyoruz bunlara. Kütle numaralarına göre 8'li sıralamada, yani oktav kuralına göre sıralama yaptığı zaman bugünkü periyodik sisteme çok benzer özellikler, çok benzer sınıflandırmalar yaptığını görüyoruz. Veya ikinci grup için berilyum, magnezyum ve kalsiyumu aynı grubun içerisine yazmış. Bu yine bugünkü periyodik sisteme çok benzer özellik. Ve şuralarda bazı noktalar, çizgiler görüyoruz arkadaşlar. Bu çizgiler orada boşlukların olduğunu gösteriyor. Yani bu adam diyor ki gidin bakın burada henüz biz elementi yazmadık ama burada bir elementin var olması gerekiyor. Bu kütle numarasına sahip elementi keşfedin. Bunun özellikleri de mesela buradan bahsediyorsak grup 4, karbon, silisyum bunlara çok benzer bir element olacak. Dolayısıyla ben bunun erime noktasını, kaynama noktasını tahmin edebilirim. Bütün hangi elementlerle nasıl tepkimeler verdiğini tahmin edebilirim. Gruptan ötürü siz bu özelliklere sahip olan ve yaklaşık olarak yoğunluğunu da kütle numarasından tespit edebileceğim bu elementi keşfedin diyor ve bu bıraktığı boşluklar kısa süre içerisinde diğer bilim insanları tarafından hızlıca dolduruluyor. Ardından Mozele işin içerisine giriyor. Yani Mozele çok önemli bir insan. Bu da X ışınlarını kullanıyor ve atom numarasını keşfediyor. Asıl bugün bizim periyodik sistemde yaptığımız sıralama atom numarasına göre yapılıyor ve bunun kaşifi de Mozele dediğimiz arkadaştır. Peki bu atom numarası ne gibi bir gelişme kaydediyor? Periyodik sistemde ne gibi bir değişikliğe sebep oluyor? Hani dedik ya Mendeleyev demişti ki ya biz kütle numaralarını herhalde yanlış hesapladık. O yüzden fiziksel kimyasal özelliklerine bakarak doğru noktalara yerleştirmeliyiz. Mozele atom numarasına göre bu sıralamayı yaptığı zaman doğru sıralamaya ulaşmış oluyor. Yani kütle numarasıyla elde edilen hataların Mozele'nin elde ettiği periyodik sistemde düzeltilmiş olduğunu görüyoruz. Ve yine aynı şekilde atom numarasına, artan atom numarasına göre sıralama yapıldığını, bunun sistematik bir şekilde değiştiğini bize söyleyen kişi oluyor Mozele. Mozele ile ilgili enteresan bir bilgi. Çok genç yaşta bu çalışmaları yapıyor ve daha 27 yaşındayken bir İngiliz ordusuna katılıyor ve Kurtuluş Savaşı'nı, daha doğrusu 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'ye gönderiliyor ve Çanakkale'de öldürülüyor. Mozele belki de hayatını devam ettirse bilim dünyası bile şu anda başka bir yere gelecekti. Onun çalışmaları sayesinde kısacık ömründe bile çok önemli gelişmeler kaydetmiş bir kişilikti. Peki modern periyodik sisteme geldiğimiz zaman modern periyodik sistemin büyük aşamasını kaydeden kişi Mozele'ydi. Mozele en önemli noktaları koyuyordu. Ardından şu iki satır ekleniyor. Şimdi 1A'dan 8A'ya kadar A grupları ve arada başka gruplar da var. Altta da iki tane satırımız var. Bunlar nelermiş? Şunu görmemiz gerekiyor. Şimdi 4 ana grupta inceleyeceğiz. 4 ana blokta inceleyeceğiz biz periyodik tabloyu. Şu 1A ve 2A grubuna, yani şu kısma biz S bloğu diyeceğiz. Buraya P bloğu diyeceğiz. Arada D bloğu, bir diğer adıyla geçiş metalleri diyeceğiz. Ve şuraya da lantanitler ve aktinitler, yani iç geçiş metalleri olarak değerlendireceğiz. Ve bunları tek tek isimlerini görecek olursak her bir grubumuzun, şunu biliyoruz ki periyodik sistemde 8 tane A grubu, arada da 10 tane B grubu var. Auerbach'ın isimlendirmesine göre, ancak tabii 8B grubuna kadar sıralamış olacağız burada. Burası biraz daha sonranın işi olacak. Genel anlamda ismini bilmemiz gerekiyor. Şurada 10 tane sütun var arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. 10 tane sütun. Bu ne demek? Periyodik sistemin birinci grubu hangisi? 1A. İkinci grubu hangisi? 2A. Üçüncü grubu arkadaşlar buradaki 3B grubudur. Buna sakın düşmeyelim. 3A grubu periyodik sistemin 13. sırasında yer alan gruptur.
Grupların isimlerini tek tek görecek olursak bir A grubu elementlerini biz alkali metaller grubu olarak isimlendireceğiz. Alkali metaller grubu olacak. 2A'ya gelince bunlara toprak alkali metaller diyeceğiz. Ve 3A grubunu ise toprak metalleri olarak isimlendireceğiz. Bu özel isimleri bilmek zorundayız, ezberleyeceğiz birazcık. Şimdi şöyle aklınızda tutabilirsiniz. 1A grubu alkali metaller, 3A grubu toprak metalleri. Bu ikisinin arasında kalan A grubu olan 2A grubu ise toprak alkali metalleri, ikisinin meleziymiş gibi düşünebiliriz. 4A grubuna geldiğimiz zaman 4A grubu, 5A grubu ve 6A grubu patronlarının ismiyle ezberlenir arkadaşlar. Bu şekilde biliriz. 4A'nın başında karbon, 5A'da azot, 6A grubunun başında da oksijen var. Dolayısıyla bu grup karbon grubu olarak isimlendirilir. Bu grup azot grubu olarak isimlendirilir ve bu grup oksijen grubu olarak bilinir arkadaşlar. Bazı istisna durumlarda, bazı yerlerde karşımıza kalkojen olarak da çıkabilir. 6A grubunun bir diğer adı da kalkojenlerdir. Aklınızda tutun bunu da. 7A grubu çok önemli bir grup arkadaşlar. İsmini ezbere bilmemiz gerekiyor. Yine halojenler olarak isimlendireceğimiz bir gruptur. 8A grubu da yine en az halojenler kadar önemli olan soy gazlar grubundan bahsedeceğiz. Dedik ki şurası özel bir grup, burası başka bir blok ve biz bunu D bloğu veya daha da yaygın ismiyle, bilmemiz gereken ismiyle geçiş elementleri veya geçiş metalleri olarak bileceğiz. Bu alttaki gruplar da üstteki lantanitler, alttaki ise aktinitler şeklinde bileceğiz. Şimdi bunların genel adı neydi peki? Genel adını nasıl söyledik? Buraya biz iç geçiş metalleri diyeceğiz. Neden iç geçiş metalleri ya da iç geçiş elementleri olarak biliniyor bunlar? Çünkü aslında bu lantanitler dediğimiz buradaki bütün elementler şuradaki bir kutucuğun içerisine sıkışmış durumda diye düşünebiliriz. Veya aktinitler şuradaki bir kutucuğun içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla aslında geçiş metallerinin içerisinde başka bir geçiş grubudur bunlar. Bu yüzden isimlendirmesini de bu şekilde yaparız. Modern periyodik sistemden biraz daha genel bahsedecek olursak arkadaşlar, renklere dikkat edelim. Bakın burada maviler, hidrojen burada çok istisna bir durumdur. Hidrojen bir ametal olmasına rağmen burada yer alıyor. Geri kalanların tamamı metaldir. Dolayısıyla karşınıza şu soru çıkarsa, 1A grubunun adı neydi? Alkali metaller grubuydu. Hidrojen bir alkali metal midir? Hayır arkadaşlar. Bu sorunun cevabı hayır. Çünkü hidrojen bir metal değil ki alkali metal olabilsin. O bir ametal. İstisna olarak burada bulunuyor. Çünkü atom numarasındaki diziliş onun burada olması gerektiğini söylüyor. Ancak hidrojen alkali metaller grubunda mı yer alır? Bu sorunun cevabı evettir. Çünkü 1A grubunun genel adı alkali metallerdi. Gördüğünüz üzere 2A grubu tamamı metallerden oluşan bir grup. İstisna bir durumumuz yok. 3A grubuna geldiğimiz zaman en üstte boru görüyoruz. O bir yarı metaldir. Dolayısıyla bor hariç tamamı metaldir diyeceğiz arkadaşlar. Mavi olarak gördüklerimiz daha metal olacak. Yani karbon, azot, oksijen, fosfor, kükürt ve şuradaki Se elementleri ametaldir. Bunun yanı sıra buradaki yeşil olarak gördüğümüz halojenler grubu da yine ametallere dahildir. Metaller gördüğünüz üzere hani şu kısım ametal, şu yarı metallerin altında kalan buradakilerin tamamı metalik özellik gösteriyor. Dolayısıyla doğadaki elementlerin büyük çoğunluğu metal aslında. Ama miktar olarak baktığımız zaman çok az sayıda olmasına rağmen ametallerin miktarı metallerin miktarından daha fazladır doğada. En sağda gördüklerimiz ise az önce isimlendirdiğimiz gibi soy gazlarımız olacak. Onların özelliklerinin hepsini detaylı bir şekilde birazdan görüyor olacağız. Gelelim peki periyodik sistemde yer nasıl buluruz? Yani bir elementin periyodik sistemde tam olarak konumundan bahsedebilir miyiz? Nerede olduğunu söyleyebilir miyiz? Burada şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Katman numaraları, hani Bohr bize katmanlardan bahsetmişti. Periyodik sistemde 1, 2, 3 daha doğrusu atomun etrafında hani çekirdeğe en yakın katman birinci katman, sonra 2, sonra 3, sonra 4 diye geliyordu. Veyahut bunları K, L, M, N şeklinde de harflendirebiliyorduk. Burada katmanlara yerleşen elektron sayılarının belli bir düzeni var arkadaşlar. İlk 20 elementten bahsediyorsak ki periyodik sistemdeki yerini bulmakta sorumlu olduğumuz ilk 20 element var. Burada
2-8-8-2 düzeninde gidecek arkadaşlar. Yani ne demek bu? İlk periyotta sadece 2 tane elektron bulunabiliyor. Bunun üstüne çıkamıyor. İkinci periyotta sadece 8 tane elektron bulunabiliyor. Bunun üzerine çıkamıyor. Yani buradaki 2 elektron geldikten sonra artık buraya 8 tane elektron, 8'e kadar elektron gelebilir. Ardından buraya tekrardan 8'e kadar elektron gelebilir. Ve dördüncü katmana sadece 2 elektron gelebiliyor. Tabi 20'den sonra bu düzen değişiyor ama ilk 20 element için bu geçerli olacak. Biz de elimizdeki proton sayısı, atom numarası nötr tanecikler için elektron sayısını da bize vereceği için ne yapıyoruz? Bu sayıya göre bu düzeni oluşturuyoruz ve o bize periyodik sistemin hangi periyodunda hangi grubunda olduğunu verecek. Şimdi hidrojenden bahsedecek olursak bir tane elektron var. O zaman ben bu düzene göre sıralayacak olursam ilk katmana kaç tane elektron yazabiliyordum? 2 taneye kadar yazabiliyordum. E zaten bir tane var, demek ki bunun sadece bir tane katmanı var. Orada da bir tane elektronu var. Bu bilgi bana şunu veriyor. Kaç tane katman yazdıysam o periyotta da periyot numarasını bu verecek. Dolayısıyla sadece bir tane katman yazdım. Yani benim hidrojenim birinci periyotta yer alıyormuş. Son katmanda, en son katmanda kaç tane elektron yazdıysam o da grubunu verecek. Zaten bir tane yazdım. Dolayısıyla 1A grubudur diyeceğim. Şu anda ilk 20 elementten sorumluyuz ve ilk 20 element için zaten B grubu yok. Hepsi A grubunda yer alacak. O yüzden son katmandaki elektronun yanına A yazmamız yeterli. Azota geldiğimiz zaman 7 tane varmış. Ben şu düzene göre yazacak olursam ilk katmana 2 tane elektron yazabiliyorum. İkinci katmana 8'e kadar yazabiliyordum ama ben ikisini buraya yazdığım için bu 7'nin elimde 5 tane elektron kaldı. Demek ki ikinci katmana 5 tane elektron yerleştirebileceğim. Kaç tane katman oldu toplamda? 2 tane. Demek ki ikinci periyotta yer alıyormuş. Son katmandaki elektron sayısına bakıyorum demiştim ki buna biz değerlik elektronları diyeceğiz. Değerlik elektronları da grup numarasını verecek. 5 tane değerlik elektron olduğu için 5A grubunda yer aldığını söyleyeceğiz. Neona gelelim hemen. 10 tane elektron varmış. Yani ilk katmanda 2, ikinci katmanda 8'e kadar alabiliyordu. Ben 8'in hepsini yazdığım zaman neonun alabileceği bütün elektronları yazmış oluyorum. 10'a tamamladım. Dolayısıyla katman sayısı kaç tane? 2 tane katmanı var. O zaman bu ikinci periyotta yer alıyordur. Son katmanda 8 tane elektron var. Değerlik elektronların sayısı 8. O zaman bu bir 8A grubu elementidir diyeceğiz. Hemen devam edelim. Potasyuma baktık. 19 tane elektron var. Yazıyorum. İlk katmana 2 tane elektron yazdım. İkinci katmana 8 elektron yazdım. 10 oldu. Daha 9 tane elektronum var yazacağım. Buraya 3. katmana da 8 tane yazdım. 18 oldu. Hala bir tane daha elektronum var. Onu da demek ki son katmana yazmam gerekiyor. Buraya 1 yazdım. Şimdi toplam 4 tane katmanı oldu. O zaman bu 4. periyotta yer alıyordur. Son katmanda yazdım. Son katmanda sadece bir tane elektron var. O zaman bu bir 1A grubu elementidir. Yani alkali metaldir diyebilirim. Klora baktığım zaman 17 tane varmış. O zaman ilk katmana 2, ikinci katmana 8 yazdım. 10 oldu. Üçüncü katmana 8'e kadar yazabiliyordum. 7 tane elektronum kaldı yazmam gereken. Dolayısıyla onu da buraya yazdım. Şimdi 3 tane katmanı var. O zaman 3. periyotta yer alıyor. Son katmandaki elektron sayısı 7. O zaman bu bir 7A grubu elementidir. Yani bir halojendir diyebiliriz. Gelelim şuna. Hidrojen değil tabii ki. 2 olan helyumdur. Helyumdan bahsetmeye. Bu biraz istisna arkadaşlar. Bunu birazcık ezbere bilmemiz gerekiyor. Farklı bir renkle yazalım o yüzden. Şimdi 2 tane var. İlk katman sadece 2 tane elektron alabiliyordu. Dolayısıyla bunun elektronların katmana dizilimi bu şekilde. Yani hangi periyotta? Tabii ki 1. periyotta yer alıyor. Peki grubu nedir o zaman? Son katmanda 2 elektron olduğu için 2A grubu yazabilir miyim? Hayır. Onu nereye yazmıştık? Hemen şu modern periyodik sistemden hatırlayalım. 1. periyotta sadece 2 element var ve helyum ta 8A grubunda yer alıyor. Çünkü onun bütün özellikleri soy gazlara benziyor. Soy gaz özelliği gösterdiği için de onu yazacağımız grup 2A değil 8A grubu olacak. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Periyodik sistemde peki kaç tane periyot var? 8 tane A grubunun olduğunu bulduk ve bunlardan sorumluyuz. Aşağıya doğru saydığımız zaman toplamda 7 tane periyodun olduğunu göreceğiz. Yani periyodik sistemi toplamda 18 tane grup, 7 tane de periyottan oluştuğunu söyleyebiliriz. 1. periyotta sadece 2 tane element var. 2. periyoda baktığımız zaman 8 tane element olduğunu göreceğiz. 3. periyotta yine 8 tane element var. 4. periyoda geldiğimiz zaman bu 8'in üstüne 10 tane de arada geçiş metali olduğu için 18 tane element olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde de devam edecek.
Artık bir de elementlerin genel özelliklerinden bahsedelim. Şimdi modern periyodik sisteme baktığımız zaman yüzeyli metallerden bahsedecek olursak şöyle hemen tekrardan modern periyodik sistemi açalım. Yüzeyleri parlaktır diyorum. Metaller için metallerin nerede olduğunu şöyle hatırlayalım tekrar. Hidrojen hariç ve şuradaki yarı metaller hariç alt tarafta kalanların tamamının metal olduğunu söylemiştik. Bunların yüzeyleri parlak özellik gösteriyor. İçerdikleri metalik bağdan ötürü civa hariç tamamı katı haldedir arkadaşlar. Sadece civa oda koşullarında sıvı halde bulunuyor. Bu da aralarındaki etkileşimlerin oldukça güçlü olduğunu söylüyor. Serbest halde atomik yapıda bulunuyor. Ne demek oluyor? Demiri biz Fe2 şeklinde görme şansına sahip değiliz. Her türlü demir atomik yapıda bulunur. Ya da sodyumdan bahsediyorsan sodyumu 2 ya da 3 şeklinde görme şansına sahip değilsin. Sodyum doğada element halde ise atomik yapıda bulunacaktır arkadaşlar. Bütün metaller için bunlar geçerli tabii ki. Metaller sadece ve sadece ametallerle bileşik oluşturur. Onu oluştururken de iyonik bağlar yaparlar. Metal ve ametaller arasında hani ortaokuldan hatırladığımız bilgilerle ne yapıyorduk? Bunlar iyonik bağ oluşturuyorlardı ve kendi aralarında metallerin herhangi bir şekilde bileşik oluşturma şansı yoktu. Ve işlenebilirler. İşlenebilir olmak ne demek? Ben bunu alıp dövüp tel ve lev haline getirebilirim. Bu da bir ayrı bir özelliği olacak. Ayrıca oksitleri yani oksijenli bilezikleri bazik özellik gösterecek. Bu ne demek? Oksitten kastımız ne? Demirden bahsediyorsak mesela Fe2O3 bileşiği ya da sodyumdan bahsediyorsak Na2O1 metalin yanında oksijeni görüyorsak bunların bazik özellik gösterdiği anlamına gelecek. Ametallerden bahsedecek olursak ametaller periyodik sistemin ne tarafındaydı? Şöyle bir bakalım. Bu mavi ile gösterilenler ametallerdi. Bunun yanı sıra şuradaki yeşille gördüğümüz flor, klor, brom ve iyot özellikle buradaki mavi şeyler halojenler ametallere örnek olarak verilebilirdi. Ametalleri ezberlememizin de faydası var bize arkadaşlar. Peki ne gibi özellikler göreceğiz biz bu ametallerden? Yüzeyleri mattır. Yani metallerin tam tersi özellikler var aslında. Yüzeyleri mat. Metaller nasıldı? Yüzeyleri parlaktı. Oda koşullarında metaller civarı hepsi katı haldeydi. Bunların molekül yapıları olduğu için moleküllerinin arasındaki etkileşimler de zayıf olduğu için gaz olabiliyor, sıvı olabiliyor, katı da olabiliyor. Herhalde görmek mümkün oluyor bunları. Bunlar kendi aralarında bağ yapabiliyor. Kovalent bağlı bileşikler oluşturabiliyor ya da bir molekül yapısı oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra metallerle de bileşik oluşturabiliyor. Onlar da metaller için az önce ne dedik? İyonik bağlı bileşikler oluşturabiliyordu. İşte bunlar da kendi aralarında oluşturdukları kovalent bağlı bileşiklerin yanı sıra metallerle de iyonik bağlı bileşik oluşturabiliyorlar. Metaller için demiştik ki işlenebilirler. Tel ve lev haline getirilebilirler. Yani ben bir metali ısıtıp dövüp bir şekil verebilirim. Ancak ametaller kırılgan yapıdadır. Ben onları katı halde işleme şansına sahip değilim. Çekici vurduğum anda paramparça olacaktır. Serbest halde moleküler yapıdadırlar. Grafit hariç yani karbon hariç diğer ametallerde ben azot diyorsam azotu N2 şeklinde görürüm doğal. Oksijen diyorsam O2'dir. Hidrojen diyorsam H2'dir. Yani moleküler yapıda birbirleri arasında atomları kovalent bağ oluşturmuş şekilde bulunuyorlar. Yine metallerin tam aksi şekilde bunların oksitleri ise asidik özellik gösteriyor veya nötr de olabiliyor. Mecburen asit olacak diye bir şey yok. Ne demek asidik olmaları ya da bileşikleri nasıl olacak? Mesela azotun oksijenli bileşiği nedir? NO2'den bahsedebiliriz. Bunu ben suyun içerisinde çözdüğüm zaman suda hidrojen iyonlarının oluşmasına sebep oluyor. Bu da ortamı asidik yapıyor. Veya SO3 dediğimiz zaman kükürt trioksit yapısı. Ben bunu suda çözdüğüm zaman suyun içerisinde sülfürik asit yapısının oluşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla ortamın pH'inin düşmesine sebep oluyor diyeceğiz. Ki bu maddeleri nereden hatırlıyoruz? Bu maddeler asit yağmurlarına sebep olan maddelerdi. Bunun temelini oluşturan maddelerdi. Geçiyoruz bir de yarı metallerden bahsedelim. Yarı metaller deyince şuradaki merdiven şeklini göreceğiz arkadaşlar. Yani bor, silisyum ezbere bilmemiz gerekenler ve şuradaki pembe renkli olanlar bizim yarı metallerimiz. Adı üzerinde yarı metal ne tam bir metal ne de ametaldir. Arada kalmış bir durumdan bahsediyoruz. Peki nedir bunların özellikleri? Fiziksel özellikleri metallere benzerken kimyasal özellikleri ametallere benziyor arkadaşlar. Yarı metallik buradan geliyor. Fiziksel özellikleri metallere benzediği için ametallerle
Bunlar iyonik bağlı bileşikler yapmaz. Kimyasal özelliklerinin gereği kovalent bağlı bileşikler yapar. Ama bunun tabii ki istisnaları da var. Her zaman diyemeyiz bunu. Ama genel olarak ametallerle yarı metaller arasında oluşan bileşikler kovalent bağlı bileşiklerdir. Dolayısıyla oluşan yapıları da molekül yapıları olarak isimlendireceğiz. Yüzeyleri fiziksel özellikleri metallere benzediği için parlak olacak arkadaşlar. Tabii ki metaller kadar değil, metallere göre biraz daha mat ama ametallerle karşılaştırdığımız zaman oldukça parlak yüzeyleri olacak. Ve yine fiziksel özellikleri metallere benzediği için tel ve levha haline getirilebiliyorlar arkadaşlar. Elektrik iletkenliğinden bahsedecek olursak yine metaller elektriği gayet iyi iletirler. Ametaller elektriği iletmezler. Yarı metaller ne yapar peki? Elektriği metallere göre daha az ama ametallere göre daha fazla, daha iyi bir şekilde iletirler diyeceğiz. Gelelim soy gazlardan bahsetmeye. Soy gazlar periyodik sistemde neredeydi? Şöyle tekrar bir hatırlayalım. Soy gazlar periyodik sistemin en sağında bulunan şu mavilerdi. Yani helyumla başlayan, helyum, neon, argon, kripton, xenon şeklinde devam eden elementler soy gazlardı. Peki soy gazların genel özellikleri nasıl? Oda koşulları tamamı gaz halde bulunuyor. Adı üzerinde bütün soy gazlar oda koşullarında gaz haldedirler. Kaynama noktaları oldukça düşüktür. Yani onları sıvı hale getirmek gerçekten zor iştir. Ve kararlı yapıdadırlar. Ne demek kararlı yapıda olmak? Bunlar herhangi bir şekilde tepkimeye girmek istemiyorlar. Bunlar hallerinden zaten memnunlar. Oldukça memnunlar. Metaller memnun değiller. Ne yapıyorlar? Ametallerle iyonik bileşikler oluşturuyorlar. Ya da ametaller kendi aralarında kovalent bağ oluşturuyorlar. Veyahut metallerle yine iyonik bileşikler oluşturuyorlar. İşte o bileşikleri oluşturmalarının sebebi aslında biraz ilerleyen seviyelerde göreceğimiz üzere aslında onlar soy gaza benzemek için bunu yapıyorlar. Atom yapılarını, daha doğrusu elektron dizilimlerini soy gazlara benzetebilmek için bunu yapıyorlar. İşte soy gazlar zaten olmak istedikleri gibi oldukları için kararlı yapıdalar. Serbest halde atomik yapıdadırlar diyoruz. Hani tepkime vermez, bileşik oluşturmaz, bağ yapmaz diyoruz. Bazı istisnalar dışında çok nadir gözüken bazı istisnalar var. Bunun dışında biz onları hiçbir şekilde bileşik oluşturmaz, bağ yapmaz diyebiliriz. Bu özellikten ötürü de molekül yapısı da oluşturmuyorlar. Yani helyum gidip de kendi atomları arasında da herhangi bir şekilde bağ yapmıyor. O yüzden helyumu ben böyle helyum 2 şeklinde bir molekül yapısında görme şansına sahip değilim. Her türlü atomik yapıda bulunacaklar doğada. Güzelce videomuzu tamamladık. Konumuzu işlediğimize göre artık bir ödevlendirme yapalım. Biz çalışmalarımızı nasıl yapacağız? Neleri gözden geçirmeliyiz? Ondan bir bahsedelim. Tabii ki öncelikle hepinizin elinde var artık. Hepiniz çalışmalarını başladınız. 0'dan 9'a kimya kitabını alıyorsunuz. 0'dan 9'a kimya kitabında şimdiye kadar neler yapmıştık? Onlardan da şöyle bir bahsedelim. Birinci ünite kimya bilimini tamamladık artık. Onun yazılısına bile girdik. Atom ve periyodik sistem ünitesinde atom modellerini, atom yapısını ve izotürleri de tamamladık. Artık periyodik sistemden bahsetmeye başladık. Periyodik sistem kısmını tamamladık. Dolayısıyla 82'den 92'ye kadar çalışmamız gereken kısım bizi bekliyor. Neler varmış? Şöyle bir göz atalım oraya. Başta Mendeleyev'in hazırladığı periyodik sistemi bize tekrardan bir gözden geçirtmemizi sağlıyor. Bu çalışmadan sonra da onun hazırladığı periyodik sistemle ilgili karşımıza çıkma ihtimali olan soru tipleri bizi bekliyor oluyor. Ardından tabii ki o Henri Moser'e geliyoruz. Modern periyodik sistemi hani en yakın çalışmayı en son haline getiren kişidir diyebiliriz. Atom numarası kavramını bize kazandıran kişiydi. İşte bunun çalışmalarıyla ilgili sorular yine bizi orada bekliyor oluyor. Ardından periyodik sistemde yer bulmayı bize anlatıp yine bu kazanımla ilgili bir sorular bizi bekliyor oluyor. Yani her bir kazanımı ayrı ayrı bize tekrardan gösteriyor. Metallerin genel özelliklerinden bahsediyoruz. Ametallerden, yarı metallerden ve soy gazlardan bahsedip soru çözümleri yapıyor. Burada tabii ki alkali, toprak alkali ve geçiş metallerinin genel özelliklerini de bize tekrardan hatırlatmış oluyor. Ve sonrasında da mevzu bitmiyor. Bizi tarageç kısımlarıyla, süzgeç ve tarageç kısımlarıyla bekliyor oluyor. Daha da yaptığımız çalışmaları netleştirebilmek, oturtabilmek için. 0'dan 9'ayı tamamladıktan sonra sıra geliyor Tak 9'dan bahsetmeye. Tak 9'da neler var peki? Tak 9 birazcık daha tarz olarak farklı. Tabii ki buradaki çalışmalarımızda benzer olacak. Ne yaptık? Atom modellerini halletmiştik. Şimdi
periyodik sistem. Yani 70'ten 79'a kadar da burada sorumluyuz arkadaşlar. Neler var ona da bir bakalım. Kitabımızın içerisinde her kazanımla ilgili bir tane çözümlü örnek var. Bu çözümlü örneği tamamladıktan sonra da o kazanımla ilgili karşımıza iki tane test sorusu, bir tane boşluk doldurma ve bir tane yazılı sorusu bizi bekliyor oluyor. Bütün kazanımları bize böyle güzelce tamamlattıktan sonra ise hemen o bölümün sonunda bizi bir test bekliyor oluyor. O testi de çözdükten sonra diğer kısım için hazır bir şekilde burada yeniden buluşuyoruz. O zaman ne yapalım? Ödüllü sorumuzu görelim, cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşmayı unutmayalım. Hepinize iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar.